Gündem bilhassa bugünlerde terör var. Ama dikkat ederseniz ille de ısrarla, başta İsrail'in zoruyla, zorlamasıyla, telkiniyle terör kelimesinin başına mutlaka İslam kelimesini koyma gayretini devam ettiriyorlar. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Terör kelimesi şimdiye kadar terör kelimesinin başına herhangi bir kelime koymamışlardı. Bilhassa Yahudilerin, İsrail'in gayretiyle şimdi terör kelimesinin başında bir kelime var. Nedir? İslami terör. Haşa. İslami kelimesini getirip haşa, akla hayale sığmayacak, kitaba uymayacak şekilde terör kelimesinin başına İslami kelimesini koydular. Koydular. Bilerek veya bilmeyerek bir Müslüman bu kelimeyi kullanamaz. Bilerek de kullanmaması lazım, bilmeyerek de kullanmaması lazım. İslami kelimesinin, İslam kelimesinin başına, terör kelimesinin başına İslam'ı koymaya hiç kimsenin hakkı ve silahiyeti yok. Bana öyle geliyor ki bu tamamen İslam'dan haberi olmayan, İslam'ın mahiyetini, İslam'ın kaynaklarını, İslam'ın tarihini, İslam'ın medeniyetini bilmeyen insanları kandırmak ve İslam'ın yeryüzünde önü alınmaz şekilde ilerlemesini, yayılmasını, duyulmasını, çoğalmasını engellemek için bilhassa İsrail tarafından öne sürülmüş bir engel kelimedir. İslami terör olamaz. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmek şöyle kalsın, tasavvur dahi edemez. Ağzına alamaz, kullanamaz, kabul edemez. İslam terörü kabul etmez. Mümkün değil. Efendim terör yapanların, bazı teröristin terör eylemlerine katılanların Müslüman olduğu görülmektedir. Yakalıyorsunuz bir teröristi, Müslüman olduğunu söylüyor. Bir Müslümanın terör içinde, terörün, terör eyleminde bulunan bir Müslümanın bu davranışı, terörü yapanın Müslüman olması, İslam'ın terörü kabul ettiğini gösterir mi, göstermez mi? Göstermez. Yani İslam terörü benimsiyor, kabul ediyor, ha İslam terörü teşvik ediyor demeye sebep olamaz. Niye? Hırsızlık eden bir adamı yakalıyorsunuz, aa bakıyorsunuz Müslüman. E canım Müslüman hırsızlık eder mi? Edebilir, beşerdir, yanılır, şaşırır, heveslenir, arzu eder, nefsi çeker, canı çeker, zarurete düşer, mecburiyete düşer, zorlanır. Bin bir sebep var. Bir Müslüman hırsızlık yaptı diye İslam hırsızlığı teşvik ediyor diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Diyemeyiz. Hırsızlık yapan Müslüman diye İslam hırsızlığı kabul eder mi? Müslümanlardan birisi terör yaptı diye İslam terör olur mu? İslami terör olur mu? İslam'a terör bulaştırılır mı? İslam'la terör yan yana gelir mi? Bu konuları iyi düşünmek lazım. Bir kimse Müslüman olduğu halde, Müslümanlığı kabul ettiği halde İslam'ı terörle yan yana koyarsa, terör ne demek? Bilmeyen kalmadı. Terör bir toplumun içinde can emniyetini, mal emniyetini, toplumun huzurunu, barışını, birliğini tehdit altında bulunduran, parçalayan, bombalayan, kıran, döken, haklı demeyen, haksız demeyen, kadın, çocuk, yaşlı, erkek demeden insanların toplumun hayatını, toplumun canını, malını telef etmeye, kahretmeye, yok etmeye mazur hareketlerin tamamına terör dönüyor. Siz nasıl böyle bir kelimeyi, nasıl böyle bir manayı İslam'ın yanına veya terör kelimesinin başına nasıl İslam kelimesini getirirsiniz? İslami terör nasıl söylenir? İslam'la terör ne zaman, nerede, hangi tarihte bir araya gelmiş ki şimdi bu kelimeyi kullanmaya başladılar? Konuyu uzatmayayım. Kur'an'dan ve sünnetten birkaç delil arz edeyim, hüccet arz edeyim. Zamanımız azalıyor ve konuyu toparlamaya çalışalım. Onun için bilhassa Mısır'da İsrail'in zorlamasıyla, Amerika'nın da zaten İsrail'in emrinde, İsrail'in güdümünde olan Amerika'nın da tertibiyle Mısır'da, Kahire'de terör zirvesi namıyla bir toplantı yapıldı. Orada sadece İsrail'in güvenliği konuşuldu. Bakın Türkiye'den Cumhurbaşkanı da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı'nı da götürdüler. Ama Türkiye'nin canına okuyan PKK terörünü vallahi gündeme bile almadılar. Hiç dönüp bakmadılar.
Türkiye'de şöyle terör varmış, şu kadar insan ölüyormuş, öldürüyormuş. Herifin umurunda mı? Varsa İsrail, yoksa İsrail. Korkunç. Adeta dünyayı ayağa kaldırmak istedi. Ve şimdi alınan karara göre gerek Orta Doğu'da, gerekse dünyanın başka ülkelerinde, bölgelerinde nerede İslami hareket, İslami çalışma, İslami gelişme, İslami manada bir faaliyet, etkinlik varsa hepsinin önünü kesmek üzere karar almaya çalıştılar. Nerede İslami bir faaliyet varsa İsrail diyor ki onun önünü kesmemiz lazım. Nerede İslami bir çalışma, gelişme, İslam adına bir faaliyet, İslam adına bir toplantı, İslam adına bir ilmi, fikri, idari bir çalışma varsa orayı hemen diyor dikkat alanımızın altına alalım, bu çalışma yapanları teker teker ortadan kaldıralım diyor. Ne olacak? Yani İslam'ı ortadan kaldırmanın, dünyadan kaldırmanın imkanı var mı? Şimdi İsrail öncülüğünde artık İslam ve Müslümanlar dünyanın dört tarafında hedef haline getirilmek isteniyor. Bugüne kadar vurulmaları, kırılmaları, sürülmeleri yetmiyormuş gibi şimdi bundan sonra daha çok Müslüman öldürülmek isteniyor. Daha çok Müslümanların canlarını, mallarını, yurtlarını talan etmek için planlar yapılıyor. Onun için çok dikkat etmek lazım. Bu sebeple, bu maksatta terör kelimesinin başına İslam kelimesini getirmeye çalışıyorlar. İslam terörü kabul etmesi mümkün değildir. İslami terör olamaz, terörün İslamisi olamaz, terörün insanisi olamaz, terörün sıfatı olamaz. Terör vahşettir, dehşettir, şiddettir, katliamdır, felakettir, felaketin İslamisi olamaz. Bunu kast-ı mahsusla kullanmaya medya, hani şimdi meşhur bir kelime var, medya, yani görüntülü veya görüntüsüz basın organlarına medya diyorlar, medya, Yunanca, Latince bir kelime, medya. Ama bu basın organlarını, televizyon kanallarını, bu gazetelerin büyük bir kısmını Yahudi kökenli, İsrail kökenli holdingler, şirketler, ithalatçılar, ihracatçılar, imalatçılar satın almışlardır. Şunu yazın dediği zaman yazıyor. Büyük paralar veriyor, şunu konuşun konuşuyor. Türkiye'de basın, medya dediğimiz bu şirketler, kuruluşlar, yayın organları, yayın vasıtaları hepsinin arkasında paralı, muazzam pahalı adamlar var, holdingler var, satılık insanlar var, kiralık insanlar var, büyük paralar var, büyük oyunlar, büyük hesaplar var. Şunları yazın dedim yazıyor. Derhal yazıyor. Can canım yazılır mı yazılmaz mı? Sen karışma yaz. Yazıyor. Yazdığına mukabil büyük paralar alıyor. Geçen gün belki siz de bir gazetede yayınlandı, görmüşsünüzdür. 50 milyon lira maaş alan bir üniversite profesörü. 50 milyon lira maaş alan bir üniversite öğretim üyesi, profesör ünvanlı bir öğretim görevlisi. Bir de öğreniyor ki falan televizyonun haber okuyan spikeri, çingene kılıklı bir kadın spiker, aylık 2,5 milyar lira maaş alıyor. Herif profesör olmuş, ömrünün 60 senesini vermiş, 50 milyon lira alıyor, günde 1-2 saat haber okuyan bir spiker, 2,5 milyar lira maaş alıyor. Memleketin medyası bu, yani ne hale geldiğini. Parayla satın, istediği spikeri parayla satın alabiliyor, siz de bunu görüyorsunuz. İstediği oyuncuyu, tiyatrocuyu, istediği efendim şantözü, dansözü, şarkıcıyı, topçuyu, istediği anda milyarları basıp satın alabiliyor mu, alamıyor mu? Türkiye'de insanlar resmen satılıyor. İnsanları satın alan, spikerleri satın alan, tiyatrocuları satın alan bu televizyon kanalının sahibi başkası tarafından satın alınmış olabilir mi, olamaz mı, siz söyleyin. Olabilir, karakteri ona müsait zaten. Kendisi insanları satın alıyorsa kendisi de rahat satılabilir. Kaç tane satılık olmayan televizyoncu bulabilirsiniz? Yukarıdan emir geliyor, İslami terör deyip o da yazıyor, İslami terör. İslam'da terör olur mu, olmaz mı, bu kelime yazılır mı, onu hiç ilgilendirmez. Ben aldığım paraya bakarım, alırım parayı, yazarım yazıyı diyor. Gazeteci bu. Dini yok, imanı yok. Onun için İslami terör kelimesi bizi ciddi şekilde düşündürmesi lazım. İslam kelimesi terör kelimesinin başına konamaz. Bunu nerede okursanız telin edin, bunu nerede duyarsanız engel olun, bunun böyle olmasını kabul etmeyin, mümkün değil. Allah'ın lanetine uğrarız, Allah'ın belasına uğrarız. Mümkün değil. Haklı haksız demeden insanların vurulduğu, dövüldüğü, haklarının çiğnendiği, katledildiği, katliam yapıldığı bir ülke zaten Allah'ın rahmeti altında değildir.
Bir de bunu İslami terör haline getirirseniz, bu kelimeyi terör kelimesinin başına İslam'ı getirirseniz,